Merhaba arkadaşlar Meraklı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile hem kara şimşek efektini yapacağız hem de kayan led efektini yapacağız. Bunun için ben 13 tane kırmızı led kullandım. 14 tane erkek erkek kablo bir tane Arduino Uno. Sizde nano varsa tabi 13 tane kullanamazsınız. Nano'da daha az pin var. Mega'da daha fazla pin var. Kullandığınız Arduino kartına göre bu pin sayıları değişecektir. Sizde ona göre ledlerinizi bağlarsınız. Bir tane de büyük boy breadboard, orta boy da kullanabilirsiniz. Bu hiç fark etmez. İlk önce ledlerimizi breadboard'a takıyoruz. Ondan sonra kablolarla Arduino'ya bağlıyoruz. Ondan sonra kodları yüklüyoruz. Şimdi işe koyulalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ledlerimi, 13 tane ledimi de bağladım. Şimdi size şuradaki küçük bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Burada şu gördüğünüz artı kısımlar var. Hatta şurada daha rahat oluyor. Şurada anlatayım. Bakın şu artı kısımlar şöyle komple buradan şuraya kadar birbirine bağlı. Yani burada bir bağlantı noktası yok. Ve şu eksiler de buradan buraya kadar birbirine bağlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bunlar da buradan buraya kadar bağlı artılar. Bu eksiler de buradan buraya kadar bağlı. Yani şuradan bir bağlantı yok. Yani bu buradan taktığınızda buradaki yerden enerji alamazsınız. Buradaki yerden enerji alamazsınız. Ancak şöyle şuraya kadarki yerden enerji alabilirsiniz. Bizde de çok led kullandığımız için ilk önce şuraya bir tane eksi hattı çekeceğiz Arduino'ya. Ondan sonra da şuraya da bir tane daha eksi hattı çekeceğiz. Bu ledlerimize de eksi gerekiyor. Çünkü buraya kadar tamam eksi geldi. Buradan kullandık ama bu ledlere gelmez. Çünkü burada bir kesişim noktası var. Buradan sonrası için de bir tane daha kablo olarak Arduino'nun Grant pinine bağlıyorum. O yüzden iki tane eksi koyacağız. Bu anlaşıldıysa şimdi kablolarımızı bağlamaya geçelim. Arkadaşlar kodlar görüldüğü şekilde ee, seri portun bağlı şu yeşil zaten yeşil, yeşil noktadan da gördüğünüz gibi sadece bağlana gelip aygıt yazılım güncellemesine basıp kodların yüklenmesini beklemek. Yükleniyor mu? Yükleniyor. Sessiz Şu anda yükleme bitti. Şu yeşil bayrağı basıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bastım yeşil bayrağı. İlk bunlar yanıyor ama onlar bir daha yanmıyor. Şöyle bir saniye aralıklarla geçiyor. Yavaş mı yanıyor? Evet yavaş yanıyor. Niye? Çünkü bir saniye yaptık. Bir saniye yapma, iki saniye yap. İki saniye ne yapınca ne oluyor? O zaman daha yavaşlanır. Şimdi biz bunları 0.1 saniyeye alalım. 0.1 saniyede daha hızlı çalışırlar. Arkadaşlar kodlarımız 0.1 saniye yaptım. Gördüğünüz gibi hepsi 0.1 saniye bekle. Şöyle göstereyim. Şimdi e, aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Şu anda. Arduino'ya kodlarımız yükleniyor. Bitti dedi yükleme. Buradan yeşil bayrağa basıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi saniyenin onda bir hızında ilerliyorlar. Burada hatta fark ettiyseniz en sondaki ledle LED söndükten sonra 0-1 saniye bekliyor. Ondan sonra ilk baştaki LED yanıyor. Bunun olmasını istemiyorsak yani bu söndüğü anda son LED söndüğü anda ilk LED'in yanmasını istiyorsak hiç beklemesini istemiyorsak şu en sondaki pardon ya en baştaki en başta da yokmuş. Allah Allah. Ha şu düşük. Yok bu da olmaz. Hop. Nasıl yapıyorduk biz onu ya? Em 13'ü düşük yapıyor en başa geliyor. Ha o bu bekleme yüzünden oluyormuş galiba sürekli tekrarda başa alınana kadar o geçen süre diliminde orada bir bekleme oluyor. Ben kodlardan yaptığımız sandım. Gördüğünüz gibi 0.1 saniye şimdi 0.02 saniye yapalım. Bakalım öğren olacak. Arkadaşlar kodlarımız 3 saniyeye aldım. Şöyle gördüğünüz gibi 0.2 saniye bekle. Hepsi 0.2 saniye. Şimdi yine aygıt yazılım güncellemesi yaparak bunları Arduino'ya Arduino ya yükleyelim. Arkadaşlar kodlar yüklendi. Ben daha yeşil bayrağa basmadım. Şimdi yeşil bayrağa bastım. Gördüğünüz gibi. Gidiyor muyuz? 0.02 saniye hızla gidiyor. Evet. Çok daha hızlı oldu. Aa çok daha hızlı mı oluyor? Şu kadar. Değil. Evet. Aa. Ben onu hiç Şimdi kara şimşek efektini yapmamız gerekiyor. O da nasıl? Yani şöyle gidip şöyle gelecek ama böyle tek tek böyle gidip gelmeyecek. İkili üçerli şekilde gidip gelmesi gerekiyor. Onun için çok güzel bir kod yazmamız gerekiyor. Şu anda bu kodları kendim yazdım. İnternetten bakmadım. Ama kara şimşek kodunu da kendim yazacağım. Biraz zor olacak ama eninde sonunda olacak. Şimdi kara şimşek kodlarına geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kod yazdım. Daha karışım şimşek olmadı ama üçlü kayarlet oldu. Az önceki tekliydi. Şimdiki üçlü kayarlet. Hatta kodlarını da şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kodlar bu şekilde buradan bakıp yapabilirsiniz. Ee şey ben 13. pinim 13. led'i bağlamamışım. Şu anda burada 11 tane led var. Onu fark ettim. Yani 13. pin şu anda boşta o yüzden buraya 13. pinle herhangi bir şey yazmadım gördüğünüz gibi. 13. pine de şu anda led takabiliriz ama onu şuraya almamız gerekiyor. En başta dolu olduğu için onu vazgeçtim. Şu anda burada 11 tane led var. Böyle şimdi şu artık karışım çek şey işlemini yap yapacağım. Karışım çek şey işlemini yaparken böyle bir şey fark ettim. Bu da üçlük ayar sistem bunu da size göstermek istedim. Kara Şimşek de böyle gidip gelecek. Üçlü bir şekilde gidip gelecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kara Şimşek efektini sonunda yapmayı başardım. Tam istediğim şekilde çalışıyor. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi size şöyle kodları da göstereceğim. Kodlar bu şekilde kodlar baya uzun açıkçası. Şöyle size göstermek istiyorum. Bunu şöyle aşağı doğru ineceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi siz buradan baka baka kopları şöyle kopları yerlerine yerleştirebilirsiniz. İyi bir şekilde göstereyim. Kodlarımız bu şekilde. Biraz uzun sürdü yapması. Çok düz sürmedi ama yani sandığımdan kısa sürdü de diyebilirim. Ama şey güzel yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şimdi başka bir efekt yapmayı düşünüyorum bunlarla. O efektin bir adı yok ona böyle bir ad bulamadım. Ama şimdi o efekti de yapıp kodlarını kodlayıp size göstereyim. Bu arada size yine bu tıklandığında Blue ile Arduino programı Blue arasındaki güzel bir detayı göstereceğim. Bu tıklandığında test amaçlı gerçekten güzel bir detay. Çünkü sizin tıklandığında mesela tıkladınız kod yazmaya başladı. Mesela şöyle en aşağıya indik. En aşağıdan bir tane kod çıkardık. Ne yapmamız gerekiyor normalde? İşte bağlana giriyoruz. Oradan iBit yazılım güncellemesi. Bu yine biraz uzun sürüyor. Ancak biz buradan yine yeşil bayrağı bastığımızda güzel bir şekilde çalışıyor. Yani hemen hızlıca yükleniyor. Mesela bir bir tane yine o kodu ekledik diyelim. Veya başka bir kod yazdık. Yeşil bayrağı bastım. Hemen yeniden Arduino'da çalışıyor. Yani mesela bağlan bağlanla mesela Aygıt'ın güncellemesi bunun yaptığı aynı işi yapıyor tıklandığında. Sadece Arduino'nuzu en son çıkarmadan önce eğer bundan sonra da Arduino'da kullanacaksanız yaptığınız projeyi en son ne yapıyorsunuz? tıklandığında yerine sadece şey robotlardan Arduino programı yapıyorsunuz. Oradan düzenliğe geliyorsunuz. Arduino kipi. Buradan Arduino'yu yüklediyorsunuz. Ve kodları yüklüyor. Bundan sonra siz Arduino'yu harici güç kaynağından da besleseniz Arduino'daki kodlar bu sayede çalışacaktır. Harici güç kaynağı dedim. Burada mesela 9 voltluk bir pil girişi var. Yani siz buraya adaptör falan da takabilirsiniz. Bir jack girişi diyeyim. 9 voltluk pil girişi değil. İşte buradan 9 voltluk pile bağlanabilirsiniz. Başka bir adaptöre bağlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu da sol ışık şöleni projem. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor bu. Biraz daha farklı. Kodları da burada şöyle göstereyim. Tek ekrana sığıyor bu. O güzel. Gördüğünüz gibi. Şöyle bugün toplamda galiba 4 tane ışık şöleni yaptık. Birincisi tek tek böyle gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu. İkincisinde üçerli üçerli gidiyordu. Üçüncüsünde ondan sonra ne oluyordu? Şöyle gidiyordu geliyordu gidiyordu geliyordu. O tam istediğimiz karışım efekt efektiydi. Dördüncüsünde de böyle bir şey. Böyle böyle artıyor azalıyor artıyor azalıyor. umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar atıyoruz. Hem Arduino ile ilgili olsun. Maker işleri ile ilgili olsun. devrelerle ilgili olsun. Kanalıma abone olabilirsiniz. Söylediğimiz gibi kanalıma göz atabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.